Şimdi sen dünyanın sarhoşusun. Yarın ölüm sarhoşluğu senin başına gelse ne yapacaksın? Niye sekerat deniyor biliyor musunuz ölüm anındaki hale? Sekerat ne demektir biliyor musunuz? İnsan sadece bunu düşünse, bunu hayalisi bu ona yeter. Sekerat, sekre kelimesinden geliyor. Sekre, sarhoşluk demektir. Ölüm o kadar acı veren bir şeydir ki, o kadar şiddetli bir şeydir ki, aklınızı başınızdan alacak. Aklınızı alacak bir şeydir ölüm anı. Sizin ruhunuzun bedeninizden çıkarılması. Şimdi böyle bir şey bizi bekliyor. Karşımızda bu var kardeşler. Bunu ya aşkla, muhabbetle, ya sevgi sarhoşluğuyla yeneceğiz veya o sekretül mevte mağlup olup imanımızı kaybedeceğiz. Ölümün sarhoşluğunu aşabilecek, ölümün sarhoşluğunun üstesinden gelebilecek tek şey aşkın ve sevginin sarhoşluğudur. O Allah'ın salih kullarına ikram edilen şarabın sarhoşluğu, teslim şarabının sarhoşluğunu Cenab-ı Allah ölmeden önce bize tattırsın. Rabbim bizi o şarabın sarhoşu olanlardan eylesin ruhunu teslim etmeden önce. İnsan salih amel işlerse, hayatını düzelirse, Allah'ın emirlerine uyarsa, bir de işte namazınız, orucunuz, ibadetleriniz ayrı. Ben sizin gönül dünyanızdan bahsediyorum. Çünkü siz tasavvuf denildiği zaman gönül dünyasını anlıyorsunuz değil mi? Kalp alemini anlıyorsunuz. Kalbinize ben baktığım zaman, herhangi birinizin kalbine siz biriniz baktığınız zaman o kalbin bir köşesinde ölümden bir parçayı görmelidir.